37 yıldan beri bu işi yapıyorum. Yani başlangıcımız okula gitti, okuyamadık. Yani daha doğrusu işi haylazlığa verdik. Babam dedi ki gel de sen okuyacağın yok dedi bana. Yani bu işi öğrendim. Sene 86'da başladım. 1986'da başladım. O gün bugün gidiyoruz işte. Bugün çalışıyoruz. Daha önce daha iyiydi bu meslek de. Son yıllarda daha yani revaçta değil. Ama ne yapalım? Bu işin içine girdik. Devam ediyoruz işte. Bu işin sebebi birincisi ucuz saatler, basit saatler, Çin malı saatler. Ama en önemli faktör cep telefonları. Ucuz saatin de etkisi var ama en önemli bizim bu işin darbe vuran cep telefonları oldu. Cep telefonunda saat olduğu için insanlar ihtiyaçtan değil de daha çok aksesuar amaçlı. Zaten bir iş ihtiyaçsa iyi olur. İhtiyaç değilse adam bunu aksesuar olarak kullanıyor. Çoğu insanlar öyle. Tabii bazı insanlarda alışkanlık var. Eskiden kalma alışkanlık var ama yani genelde insanların çoğu aksesuar amaçlı kullanıyor saati artık. Eskiden Ramazanlarda masa saatleri vardı, çalar saatleri vardı. Onlar yani Ramazan başlamadan bir hafta 10 gün önce tezgahın üzerine yığılırdı 40-50 tane saat. Yani gece saat 11'de 12'de giderdik eve Ramazan başladığı zaman. Yani şimdi Ramazan dolayısıyla olsa bile yani hiç saat geldiği yok yani çalar saatin geldiği hiç yok. O da cep telefonunda alarm var o yüzden milletin çoğu onu kullanıyor. Cep telefonunu kullanıyor. Zaten bu iş fazla sürmez bu işin. Bu işi yapanın en genci 50 yaşında. Şimdi bir insan 50 yaşına gelmiş yapsa en fazla 10 sene bilemedin. 15 sene daha yapar. Ondan sonra ne olacak? 10-15 sene sonra bu iş tamamen bitecek. Çünkü çırak yetişmiyor. Çırak yetişmemesinin sebebi de işte. Yani basit saatler var. Cep telefonuyla insan cep telefonlarıyla genelde işlere. Yok yok. Eski zanaatkarlar, şimdi zanaatkarlar onu yapıp eski usta olacak. Yani en azından bir 30 sene falan bu işte uğraşması lazım. Şimdiki nesildeki onu yapamaz. Şimdiki nesildekiler pil takar, kayış takar, cam takar. Başka bir şey yapamaz. Yani eskiden kurmalı saatler vardı. Zemberekli saatler vardı. İçinde direk vardı, balans vardı. Yani onlar direğe kırılırdı genelde. Onları şu an yapacak eski ustalardan başkası yapamaz. Şimdikiler yapamaz onu. Şimdikiler hep hazır malzemeyi takan ustalar. Yani şimdikiler gibi değil. Evet. Siz de mesleğin son temsilciler olarak devam ediyorsunuz değil evet, mi? Evet devam ediyoruz. Aynen öyle. Biz yapsak bir 10 sene bilemedin. 15 sene daha bu işi yaparız. Sonra bu iş kapanıp gidecek. Yani 10 sene 15 yıl sonra pil taktırmaya bile adam bulamayacak insanlar. Ondan sonra ne yapacak? Pili bittiği zaman atacak, gerisini alacak. Atacak, gerisini alacak.